Herkese tünaydın, güneşli günlerimize hoş geldiniz. Bugün açılış yapmamıştım ben de. Parka geldik Nurgül'le. Nurgül de çekim yapıyor şu anda, YouTube çekimi. Rüzgar. Aşkım çöp mü o? Ha, şeker mi? Ha, şeker sever mi? Gel ben sana bunu vereceğim. Güneş bu anneciğim. Cebinize koyun. Cebinize koyun. Getirmeyin. Rüzgar bir kere denesin. Bağırmıyor. Gayet çok sakin. Ne yapabilirim? Rüzgar bir kere denesin kardeşince, hadi. Hadi al. Rüzgar. Hava o kadar güzel ki. Canım oldum. Rüzgar. Feza teyze bize dua edin şu anda. Rüzgar. Hava o kadar güzel ki vallahi yaptık termosu çayımızı. Ondan sonra aldık bisküvimizi, ıvırımızı. Bekle, geldik. Tamam. Parktayız şimdi. Lan bir kere denesin. Nurgül de kendi kanalı için hadi çekim yapıyor. Burada bir tane oyuncak vardı. O oyuncakla birlikte çekim yapacaklar. Bir kere denesin. Ben de kamera oynuyor. Kamera arkası olarak Instagram'da paylaştım. Çıktı, davul çıktı. Mesela alıştılar artık. Alıştılar. Alıştılar, sana alıştılar benimkiler. He. Ondan sonra işte buradayız, parktayız, takılıyoruz. Hava çok güzel. Cemre düşmüş. Şunu arkadan bir çekeyim. Yüzünü çektirmiyor. Yasak ya. Şöyle yapayım. Heh. Benim kızıma da bakın hele. Biraz önce düştü, oradan akıllanmadı bak yine. Benim kızıma da. Evet, bir ton hızlıca yukarı. Aa, galerime niye gidiyorsun? Şeyin fotoğrafları var dedi. İşte onu mu? Merhaba. Bir dakika bakmasın. Bekle orada. Bekliyorum. Güneş. Bu taraf anne. Düşersin öyle Güneş. Demin düştün aşkım. Bu yakışıklı da Şeyda'nın oğlu Emir. Normal. Sinek girecek kız kafana. Güneş buradan gel anne. Güneş. Gel anneciğim. Gel. Güneş bu tarafa. Heh. Gel aşkım. Otur. Oturuyoruz. Otur. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Aferin kızıma. Ay. Olsun, kalk anneciğim. Allah'tan yumuşak burası. Yerden bir şey almıyoruz Güneş. Hayır. Biz şimdi Fidan Pastanesi'ne gidiyoruz. Babamız gelmiş. Gel. Çıkartma şapkanı. Neden çıkartıyorsun? Heh. Gel. Yanıma gel. Heh. Yıldırım oraya gelmiş. Şu kendime çevireyim. Sana kahve ısmarlayayım mı dedi. Kahve deyince akan sular durur bende. Biliyorsunuz kahveciyim. Dedim hemen geliyorum. Dedi 5-10 dakika sonra dedi orada olurum dedi. Ben de dedim parktayım Nurgül'le. 5-10 dakikaya ineriz dedim. Biz bebek arabasını falan da almadık. Böyle kızımla yürüye yürüye gideceğiz. İnşallah köpeklere takılmayız. Şimdi biz caddeye çıkıyoruz. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Çekil annem. Aşkım. Şöyle. Yine sordum. Sen de.
beni öpüyor. Görüyor musun? Dur, dur. Aşkım, aşkım. Nasıl? Dünyanın en güzel öpücüğü bu. En güzel öpücüğü bu. Acır öyle, acır anne. Lamp hastanesindeyiz, kahvemizi içtik. Yıldırım buraya ürün veriyor biliyorsunuz. Popitler, mumlar, işte kırtasiye, oyuncak, her şeyi veriyor. Şurada da standımız var. Şu hemen arkada. Kiptaş Fidan Pastanesi'nde kırtasiye, oyuncak ürünlerimizi görebilirsiniz. Çayımızı, kahvemizi içtik. Kızım da Magnolia yedi. Şimdi babamızı bekliyoruz. Babamız gelecek. Evimize gideceğiz değil mi anne? Evimize gideceğiz. Güneş de yoruldu uyku modunda. Ama akşam onda uyutacağım. Güneş akşamları çok güzel uyuyor. Saat gece 1'de 1 uyanıyor. Bir daha da hiç uyumuyor yani. Hep böyle parça parça uyuyor. Bunu bir türlü aşamadık. Ne yapacağız? Bunu nasıl bir formül yapacağız? Bakmak ister misin bunlara? Bilmiyorum yani gerçekten. Gel böyle kucağıma. Bak. Onda yatıyor, gece 1'de uyanıyor. Sonra uyuyor, her yarım saatte bir, her bir saatte bir tekrar geri uyanıyor. Allah. Doktorlara da götürdük, hocalara da götürdük. Götürmediğimiz yer kalmadı güneşi. Uyku eğitimlerimi yapmadık, neler neler. Yok, yok, yok. Yani ne yapacağız böyle bilmiyoruz. Covid anahtarlarımız. Şöyle. Şöyle. Bu da dev Covid. Şöyle. Mum. Green light mum. Tamam alırız anneciğim. Sen bununla oyna. Ve bunun gibi birçok ürünü Kiptaş Fidan Pastanesi'nde bulabilirsiniz. Hepsi bizzat bizim ürünlerimizdir. Sevkiyatını biz yapıyoruz. Bunların toptancısıyız biliyorsunuz. Stres çarkı popit. Böyle birçok rengi var. Böyle birçok rengi var. İstersen buraya gir, ben sana bunları vereyim. Tamam mı sevgili? Dinliyorlar. Ha, Elimere gitme. Kim nereye kaçmış? Öyle olmuyor ki ya. Biz nerede kaç kalıyor? Şey yaptık da. Öyle benim için gitmedi. Geldik aslında. Ama geç geldik yani. Böyle ama gitti. Evet. 5 saat. Getir önüne biraz açayım. Bizim şey Samet'in dostları tam geliyor. Çanakkale bu taraflara gidiyor. Eşimde giderken götürüyor. Alakalı oluyor. Neden sadece video çekiyor? Söyleyeyim. Limanla otel arası bir kere işte ben hamileyken gittim. Ezan'ı affedeceksin. Çocuklar hadi bir yedin. Ya seni de sağlayayım. Çınar. Ay benim kızım ha. Korkma.
İşte ikizler bak. Al sana ikiz. Nasıl sırıt? Sallıyor mu içini? İkisini de aynı yapsalarmış ya süs oyuncakları korunaklı. Evet ya. Bunu muhtemelen kırılmış bu. Bineceğim anne. Öyle oturmayı biliyorsun yani sen oraya, öyle mi? Nasıl kaldıracağım? Dışarıda. Yamuk o kırılmış. Düştüğünü sen ne aldın? Hop. 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 Aa, ayaklarıyla itiyor. Hop. 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 Bu kadar hızlı sallayamam. Küçük totik seni. Hoppa. Nisu kalk bebeğim. Nisu. Nisu sen yanıma gel, güneş kalsın. Nasıl sırıtıyor ya? Bak arkadaşın da iyi oynar. Sen seviyorsun. Aferin ben. Ver biraz da oynasın. Anne. Onu mu sevdin? Tutun sıkı sıkı. Tutun oradan anne. Hop yapacağım, tutun. Kendini kaldırıyor ya. Ağzını sürme annem. Ağzını sürme aşkım. Bunu bile kırmışlar ya. Hop. Ay senin suratını yerim ben. Ben senin suratını yerim. Çınar da binsin. Bak Çınar da istiyormuş anneciğim. Herkese günaydın. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz bugün bütün komşularımızla toplandık. Havayı da güzel bulduk. Parka geldik. Piknik tarzında bir şey yapıyoruz burada. Çocuklarımız parkta oynuyor. Biz de çay, çorba, peynir, zeytin, Allah ne verdiyse yiyoruz. Vallahi hava çok güzel. Montları falan da çıkarttık böyle. Cemre de düştü, ilk Cemre. Tamam gel sen de burada kal. Bilgi yüz acır ablacığım, yüz acır ama. Güneş. Onunla ne olmuş anneciğim? Ah kıyamet kopuyor arka tarafta. Hop. Eyvah eyvah. Bu sefer de hava anır. Kaydırak kırılmış. Çocuklar orada oynamak istiyor. Orada da çiviler var. Çok tehlikeli. Hatta salıncak bile kırık yani. Ne yazık ki sitemizin parkı dökülüyor. Çocuklar tehlike içerisinde. Bakar mısınız? Bayağı tehlikeli. O yüzden bizim gözetimimizde biniyorlar. İnecek misin anneciğim? Yoksa keyif mi yapıyorsun öyle? Keyif mi yapıyorsun öyle? Keyif mi yapıyorsun? Canlarım eve geldik şimdi. Güneşle Yıldırım odada oynuyorlar. Ay yanaklarım falan nasıl kızardı. Ya siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben zaten uzun zaman önce fark etmiştim ve önlemimi almıştım ama bu aralar Instagram'dan çok fazla direkt mesaj alıyorum bu konuyla ilgili. İster istemez biraz böyle tedirgin oldum. Hemen konuyu anlatayım size. Güneş ilk adımlarını 9 aylıkken atmaya başlamıştı biliyorsunuz. 10 adım atmıştı.
ilk. Ve ondan sonra adımları durmuştu. Sonra 12. ayında yürümeye başlamıştı ama 9. ayından itibaren normal tay tay durmaya başladı ve tutunarak, çitlerine tutunarak yürüyordu. Ben sağ ayağının güneşin içe bastığını, yani şöyle basarken böyle bastığını fark etmiştim ve doktora götürmüştüm onu, ortopediye. Doktorumuz da bebeklerin ilk adımların genelde bu şekilde olur. Kendilerini nasıl güvende hissediyorsa o şekilde basarlar. 2 yaşına kadar gözlemleyelim. Eğer düzelmezse ona göre önlem alırız demişti. Ve bazı masaj taktikleri göstermişti. Sürekli ayağına bu masajı yapın demişti. Onu da hatta daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ortopediye götürdüm, böyle böyle söyledi doktorumuz falan diye. Bir de ortopedik ayakkabı kullanmamızı önermişti. Ben zaten ortopedik almıştım. İlk adım ayakkabılarını hep hala ortopedik giyiyor. Ama bu aralar o kadar çok direkt mesaj alıyorum ki konuyla ilgili. Ben 2 yaşını bekliyordum düzelir falan diye. Ama demek ki artık dışarıdan da gözüküyor ki herkesin dikkatini çekmeye başladı. Ben tekrar randevu aldım. Cuma günü saat 1.30'da güneşi tekrar ortopediye götüreceğim. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Ama 3 doktora götürdüm. 1 devlet, 2 özel olmak üzere toplamda 3 hastaneye götürdüm. Yani sıkıntı olsaydı birinden biri mutlaka sıkıntı olduğunu söylerdi diye düşünüyorum. Tekrar götüreceğim. Şimdi ilk olarak yine devlete götüreceğim. Ve yine 2-3 doktora götüreceğim. Yani tek doktorla kalmayacağım. Her doktorun söylediğinde yine sizlerle paylaşırım. Evet, bugün de böyle kapatmak istiyorum. Çünkü güneşi doyurup uyutacağım. Onlar şimdi içeride güneşin odasında oynuyorlar baba kız. Bugün bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni bir blogla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.